Kağıttaki dışa bağımlılık artan kur fiyatları ile birlikte birden kağıt fiyatlarını iki kat arttırdı ve bunda Anadolu'daki bütün gazeteler kağıt temin etmekte, kağıt fiyatlarına yetişmekte çok zorlanıyorlar. Kağıttaki anormal derecede artış bir kriz getirdiği bir gerçek. Onlar bu gerçeği derinden yaşıyor. Döviz kurundaki artışın yarattığı kağıt krizi sürüyor. Anadolu basını krize karşı direniyor. Eskiden 30 liraya, 32, 33 liraya aldığımız kağıdı 130-140 liradan işlem görür hale geldi. Bazı gazeteler sayfa sayısını düşürdü. Bazıları ise kapandı. Gelecek kaygısı hepsinde var. Yerel gazeteler için durum giderek ağırlaşıyor. Burdur'da da yerel basın hem kağıt kriziyle hem ekonomideki daralmadan kaynaklanan sorunlarla uğraşıyor. Bir taraftan girdilerimiz yoğun bir şekilde artarken bir taraftan da en büyük gelir kalemimiz olan resmi ilanlarda da çok ciddi bir azalma yaşıyoruz. Yani ben buna iki türlü kıskaç diyorum. Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Yeni Gün Gazetesi Yöneticisi Kürşat Tuncer, yüksek kur tehlikesi devam ettiği sürece kağıt krizinin giderek derinleşeceğini söyledi. Devletten bir an önce destek beklediklerini belirtti. Yerel gazeteleri evlere sokalım, kahvelere sokalım, köylere, ilçelere sokalım. Bu noktada bana destek vermeli ki gazeteler okunabilsin. Çağdaş Burdur gazetesi imtiyaz sahibi Hasan Ali Daldal, Darboğaz'daki yerel basına nefes aldıracak önlemleri anlattı. Faizsiz kredilerin gazete çalışanları veya gazete patronlarına mutlaka bu şekilde bir kredinin açılması bizleri biraz daha rahatlatacağını düşünüyorum. Daldal'a göre kalıcı çözüm milli fabrika, milli kağıt. Mutlaka gazetecilik ve yayıncının bir kamu görevi görüyor gibi işlem görmesinde büyük fayda var. Artı SEKA gibi dünya devi olan bir fabrikanın kapatılması tabii bizleri zor durumdan olmuştur.